bu Pattaya'da bir AVM'nin önünde şöyle timsah eti falan satıyorlar. Kafaları böyle dizmişler. İşte etinin şeyi fiyatı 200 bahtta satıyor. Şurada kemikli memikli şeyi var. Kafalı mafalı böyle bir porsiyonu 200 bahtta satıyor. Güzel ama pahalı bence. 200 baht bu arada kaç yapıyor? 6,5 dolar. 6,5 dolarım. Abi Tayland'da ne yerim serinizden 40 bahtta tavuklu pilav yanında da şöyle çorba veriyorlar. 1,2 dolar falan. Bence çok iyi. Bundan yiyin. Abi bari Ö harfini çalmasaydın ya. Ö harfini neden çaldın ki? Abi fiyatlar da böyle. Bir tane normal 60 baht. O da 2 dolar yapıyor. Ama çalmış yani. Gözümde bitti. Abi herkese merhaba. Bugün Halil abimizle kısa bir yürüyüş yapmadık. Uzun bir yürüyüş yaptık. Yaklaşık bir 6 kilometre falan. Naklau diye bir balık pazarına geldik birlikte. Halil abimiz normalde İsveç'te yaşıyor. Tayland'a 6 aylığına gelmiş. O da 100 ülke görmüş. Tecrübeli bir abimiz. Sağ olsun bugün zaman ayırdı bana. Birlikte gezelim dedi. Buluştuk. Buraya geldik. İçeriye gezeceğiz. Balıklar nasıl? Fiyatlar nasıl? İşte seafoodlar, Tay yemekleri falan onlardan bahsedeceğim. Girelim içeri. Görüşürüz. Gezelim. Ekleyeceğim bir şey var mı abi? Herkese selamlar. Aynen. Hadi görüşürüz. 180 mi? 6 dolar. Yani 180 baksa ne oluyor? 30'a bölüyorum. 6 yok. Dolar. Abi bu çeşit midye tarzı bir şeyler var. Kilosu galiba. Kilosu mudur abi? Yarım kilo. Kilosudur. Kilosu 180, 6 dolara falan denk geliyor. 180 baht, 6 dolar yapıyor burada. Karidesler var, 300'den vurmuşlar. Midyeler. Midye içi değil mi? Evet. Pınk pınk. Bak burada da aynı şekilde midyeler. Büyük ondan midye. Ondan sonra yengeçler. Ondan sonra mürekkep balıkları. Bayağı abi burada hani benim de bilmediğim değişik deniz ürünleri var. Mesela bu ne abi? Bunlar yengeç üzümleri, yengeç olayları, yengeç çeşitleri. Yengeç çeşidi. İstekoz. Güzel bir reklam arası abi. Aa şu şey değil mi? Yok o değil. İçin geliyor böyle bizim keçi boynuzu gibi tatlı böyle içerisinde şeyler. Demir. Selamünaleyküm. Değişik otlar, değişik. Bu mesela bildiğimiz ahtapot. Evet. Mürekkep balığı. 300 bölü 30'dan 10 dolar abi kilosu bu. Selamun aleyküm. Türkiye. Nasıl anladın? Çok güzel. Evet. Sen Türkçe biliyor musun? Nasıl öğrendin? Nasıl öğrendin? Türkiye öğrendim. Okudun Türkiye'yi. Aaa. Çok güzel. Ne güzel ya. Ve fotoğraflarını çekiyoruz. Fotoğraflarını. Mürekkep balığı. Hadi, hadi. Hoşça kal, hayırlı işler. Kolay gelsin. Ablamız Türkiye'de yaşamış mı, okumuş mu, bir şeyler yapmış. Zencefil. Abi şunu göstermek istiyorum, bunu karabiber. Büyük ihtimal çoğu kişi bilmiyor. Karabiberin tazesi bu. Bayağı karabiber değil yani lezzet olarak. Bu papaya, olmamış papaya, bunun salatası. Papaya bu mu? Evet. Bu tatlı bir şey mi? Ben hiç yemedim. Yok, abi. Ekşili. Yani salatalık tarzı olgun şey hali tatlı, çiğ halini salata gibi, hmm, yer gibi yiyorsun. Anladım. Bana bayağı dediler ucuz bir şeydi. Kabak bir şey, ismini unuttum ama dolması yapılabiliyor. Peki kadar. Sana bir soru abi, bunları niye böyle havayla doldurup şey yapmışlar? Yani bayatlaması. Öyle mi? Hmm. Evet. Demek ki taze ürünleri biraz havayla saklayacaksın. Bildiğin bunları o zaman canlı böyle bağlamışlar, ölmesini mi beklemişler? Ayaklarıyla hareket etmesin diye. Selamünaleyküm. Herkes Müslüman abi burada. Abi Naklau derken Müslümanmış ya, ben onu şu an anladım. Yok, satıcılar, ticaretle uğraşanlar hiç olmuş. Bunlar kurutulmuş balıklar. Bunların hepsi kurutulmuş, hmm, karidesler. Bunları böyle küçük balıklar, bizim hamsiye benzer. Kurutulmuş bunlar. Abi bu arada çektiğim fiyatları 30'a bölün, dolara vurun. Kura göre de 5 ile 6 ile 7 ile neyse çarpın. TL'yi çıkartın yani. Canlı da aynı. Böyle göstermelik mi bir tane atmış acaba? Yok, hepsi. Baksana bu oynuyor, bu oynuyor, bu oynuyor.
Bunlar da canlı. 350, şunu düzelteyim, ısırır mı beni acaba? Ha böyle bizim de Türkiye'de az olan değişik yaratıklar var. Yengeç falan deyip geçiştiriyoruz ama bence hepsinin özel adları vardır değil mi abi? Mesela biz buna midye diyoruz, yandakine de midye diyoruz. Ama bunun kilosu 60, bunun 200 mesela. Şimdi bunlar da karides türleri ama karidesler işte bir sürü. İşte biz karides deyip geçiyoruz. Hello. İstiridye çeşitleri bunlar. İnci çıkan. Lan ödüm patladı be. Şunlar ne abi biliyor musun? Şu turuncu çorba gibi yeşilim. Soslar bunlar. Bu yemekleri sosla. Sosla satıyor aynı zamanda. Bunları yediklerini böyle yerken ona basıyorsun. Badım badım yiyorlar. Bak tadına bak diye kaşık da bırakmış. Bakmak istiyor musun abi? Bak istersen sen. Abi şu yeşil olandan içiyorum. Aa acı. Turuncu olan da. Bu da acı ekşi bir şey. Av. Bayağı acıymış ya. Bir şey diyeyim, midyeler ucuz ya. Burada niye midye dolma yapmıyorlar abi? Bence satan. Bunlar pilavı da seviyor, midyeyi de seviyor. Yap bir midye dolma, karabiberek. Saçlarınız aynı. Onunki daha iyi ya. Bu arada soslar gayet güzeldi abi. Bence bir balık bandırılıp yenir yani ona. Peki burada şey dediler abi, direkt böyle seçip alıp mangala barbeküye atıyorsun, pişiriyorsun, yiyorsun falan. Burası da mı öyle? Öyle mi yani? Burada yok, burada yok. Başka yerlerde var. İşte ben mesela bu balıkları anlamıyorum. Hiçbirinin adını bilmiyorum mesela. Valla şu bizim benekli alabalığa benziyor. Alabalık olabilir bu. Emin değilim ama. Şuna barbunya diyebilirim. Yok barbunya değil de bunlar çupra cinsinden olanlar. Çupra çupraya benzeyen. Aha. Burada adet mi yine kilo mu? Büyük balıklarda. Sanıyorum kilodur. Kilo mu? Sanıyorum kilodur. Kilo yazıyor bak. Bunların hepsinde kilo yazıyor bak şurada. Nasıl anladın abi? Erkeğe yazıyor. Bak şu mesela. Bu bizim salyangoz cinsleri bunlar. Salyangoz. Bunların içerisinde. Bunları mangalda da pişiriyorlar. Mangalın üzerine atıyorsun. Ondan sonra piştikten sonra. Suyu mu çıkıyor? Yok. İçinden çekip çıkartıyorsun. Nasıl çıkarıyorsun mesela? Bu şurası yumuşuyor. Eline tutuyorsun veya kürdanla çıkartıp. Selamun aleyküm. Türkiye. Türkiye. İstanbul. Name. Yok Müslüman mısın diye. We say it selamun aleyküm, of course we are Müslüman. Türkiye. From Turkey, İstanbul. Cup. Cup and cup. Hamsi türlerinden anşoviz kurutulmuş. Böyle bir sürü balık var. Burada. Kurutulmuş hamsi. Bunu çocuklar böyle çerez gibi yiyorlar. Ben gördüm. Bunun susamlısı var, tatlılı, tuzlu olanları var. Bu kılıç balığı olması gerekiyor. Kılıç. Bu mu? Bunlar köpek balığı. Hadi ya bu. Köpek balığı. Gözlere baksana ya. Gözleri de kullanmış. Canlı mı lan yoksa ısır mı? Yok. Allah'ın rahmetine kavuşmuş bunlar. Kılıç balığı, köpek balığı. Kılıç balığının burnunda kılıç yok muydu abi ya? Ben hep öyle görüyordum çizgi filmlerde. Belki de ben yanılıyorum da bu ama ne? Kuyrukları kılıç balığına benziyor. Şunlar ne ya? Bu ayıklanmış balık bunlar. Küçük balık. Kılçıkları ayıklanmış balık. Bizim barbuna benziyor. Şu vatoz mu? Pek emin değilim. İsveç'te de var bunun benzerleri. Vatoz. Kalkanın küçükleri bunlar. Değişik balıklar var ya. Mesela patlıcana bak. Burada patlıcan kara değil. Burada patlıcan yeşil abi. Yeşil de var. Siyah da var. Sabadikap. Bu ne ya? Şeyin bunlar kolu mu? Bacakları. Yengeçi. Yengeç. İstakozların bacakları. Nasıl bir istakoz ya? Bayağı harbi büyük bunlar. Uf. Burası sadece balık değil o zaman, aynı zamanda halk pazarı ya. Bildiğin kek, börek, çörek satıyorlar ya. Balık ağırlıklı halk pazarı abi burası. Naklo, fish market diye geçiyor aslında ama her şey var. Pullu. Şey canlı yani. Hepsi canlı. Hepsi canlı. Hayır var mı? Tabii hepsi canlı. Ayaklarına lastik bağlılar ki. Çıkmasın. Evet. Abi normalde hepsi canlıymış. Ben
ölmüşlerdi diyordum ama niye ölsün ki hayvan? Su var, bir şey, her şey var. Taze taze, ayaklarını kollarını bağlıyorlar ki gitmesin. Mesela orada sümüklü böcek de canlı. Havyar falan mı acaba? Yok, havyar değil. Abi böyle değişik bir şey gördük. Bunun ne olduğunu yorum olarak yazarsanız sevinirim. YouTube'da aynen. Yorum olarak yazın, hem video etkileşimi artar hem de ben de öğrenmiş olurum. Çünkü bunun adını sanını bilmiyorum, hayatta öğrenemem yani. Thank you. Yengeç ya. Yengeç pişirmiş ama bunlar pişirilmiş. Vay nasıl hepsi aynı sırayla? Pişirilmiş ya, hepsi de pişirmişler. Vay be. Deyzem istiridye börek yapmış şey, yengeç börek. Evet Tolga abicim, sana bugün sunum veriyorum. Lütfen balıkları sun. Evet başlıyoruz. Evet, kırmızı balıklarımız var, siyah balıklarımız var. Efendime söyleyeyim, balıkların tanesi 160 abi. Bak. Gel abi, gel. Balığın tanesi. Ben sana pazarcı gibi sun demedim ki, anlattın. Güzel tuzda balık yapıyor bu arkadaş. Ya, dövmeleri mömeleri şekil. Genç olan. Abi fiyat nedir? Adet midir? 160 bak tanesidir balığı. 150'yi de çizmiş bugün mü artmış? Evet, bugün artma var çünkü balık ebatlarına göre değiştiriyorlar. 180'e kadar çıktı oluyor balıkları. Bunlar şimdi orta boy balık 160 normal güzel fiyat. Bir de devasa oluyor. Mesela şundan biraz daha büyükler oluyor. Onlar 180'e kadar çıkıyor. Hmm. Balığı sipariş veriyorsunuz. Bunlar pişmiş halde şu anda. Hemen orada ısıtıyor. Oturuyorsunuz. Bir de güzel salata veriyor. Yanına da pirinç veya noodle ne istiyorsanız. Temiz. Bir güzel gömüyorsunuz. Çok güzel bunların sosları var. Şu içerideki mi yoksa? Aynen. 3 tip sosu var bunun. Gözüküyor bir mu? Tane bildiğimiz bal verir bir fincan. Onun içinde de fıstık vardır. O çok güzel olur. Yanına ekşili acılı sosu vardır. O da çok güzeldir. Kahverengi böyle ne kıvamında diyeyim, mercimek çorbası kıvamındadır. O da çok güzel olur. Bir tane de sadece acı sos verir böyle. O muhteşemdir o da böyle. Gel abi gel. Gömeriz. Herkes 160'ı çarpı yapar, 150 yapar, 150'ye çarpı yapmış. Biz de böyle abi, balıklar biz de onu diyorduk. Abi bu arada 160 baht galiba 5.2 3 dolar, 5.2 dolar falan. 5.5 dolar arası. 5.5 dolar. Bir balık 5.5 dolar abi. Yine içecek olarak işte kolası, birası her şeyi söyleyebiliyorsunuz. Yanına yeşillik veriyor, noodle veriyor. O ne oldu şimdi, o buraya taktı? Orada kızartıyor, burada şey tutuyor. He, sıcak tutuyor. Bize tabi bunlardan da yiyor. Hmm, anladım. Anladım. Abi durum böyle. Bu adam aynı zamanda karides. Orada böcük möcük de tutuyor. Açıyor şimdi. Aç abi. Balığın servisi de böyle oluyor. Oh, biz. Pulları attı. Roy, roy. Çok kısa oldu ya. Köpeğe veri gibi açtı verdi. Acele ediyor. Ne diyor şimdi ya? Şimdi kendimize balık seçebiliriz ufaktan. Evet. Hepsi aynı mı bunun? Şimdi fiyatı aynıysa ben şunu alayım yani. Damacana gibi bakalım balık yani. Yine soralım da tayillerin içi belli olmaz abi. Soran da kazık atlasın yani. Mis. Ne diyor abi? Bu arada Tolga abimiz Taylandca biliyor, çatır çutur konuşuyor. Yersin bir balığı. Küçük büyük. Sen yer misin? Ben yiyorum. Sen küçük büyük kan balıklı bölüşeceğiz, nasıl yapıyorsun? Ben ilk burada bölüşüyorum. Leo. Okey. Hadi. Çek ayağını. Teşekkürler. Anlat abi bu balık nasıl yenir? Şimdi marul ya da şeye, otun üstüne nudum koyuyorsun. En kötü ben çıkmışım iyi mi? Fotoğrafı isteyen ben en kötü ben. Balık istersen sos. Sos. Oo. Acı sos var. Hayırlı sos var. Çekiyorum burada genç gezginin. Abi ben unuttum çekmeyi de böyle balıkları yedik yani. Bayağı tamam, iyiydi tamam, ya. Tamamları çek bari. Ben kendimden geçmişim, şunu yok ettim yani. O kemik falan yok, yedim. Burada abi yiyememiş. Çekiyor musun bu arada? Haydi. Benimkiler doğal ya. Oğlum son halini mi çeker adam? Anabim abi karnımdan açtı ya. İnsanların canı çekmesin diye ya. Evet canı çekmesin. Şunlar şöyle. Menümüz burada. Aynen. Gayet lezzetli. Tavsiye ederim. Kalanları kedilere veriyorum. Abi benim ömrüm pantolon dikmekle geçti ya, yemin ediyorum. Dünyayı mı geziyorum, pantolon mu dikiyorum? İğne nereden? Bu benim şortum. Yani buradan
jilet atsan şeyin arkasına böyle yırtılmaz yani. Neyse. Dikeyim, devam.